arkadaşlarım. Bu videomuzda hukukun dallarına özel olduk biliyorsunuz. Bu videomuzda ne yapacağız? Birazcık daha özel hukuk tarafına şimdi yoğunlaşacağız. Çünkü kamu hukukunda ana mantığımız neydi hatırlarsınız? Kamu gücüydü. Yani kamu gücü zorlaması üzerine yüklenmiştik. Ve demiştik ki kamu hukukuyla özel hukuku birbirinden ayıran faktör nedir? Kamu gücüdür. Yani şunu unutmayın. Bir hukuki ilişkide kamunun olması, olmaması bizim için hiç önemli değil. Önemli olan o ilişkide kamu gücü kullanılıyor mu? Yani taraflardan birisi daha üstün yetkilerle donatılmış mı? Ona bakmamız gerekiyordu. Ama özel hukukta mantık nedir kıymetli arkadaşlarım? Özel hukukta taraflar eşit konumdadır. Oraya çok dikkat. Yani özel hukuk mantığında biz hadiseye nasıl yaklaşırız? İki taraf da eşit konumda. Eşit haklara ve yetkilere sahiptir. Mesela bir yerden, bir bakkaldan bir şey satın alıyorsunuz. İşte atıyorum gazoz satın alıyorsunuz mesela. O anda adamın sana o gazozu satmama hakkı var, senin de oradan almama hakkın var en doğal olarak. Heh, ama isterse o adam bunu sana satabilir. Peçede ticaretle uğraşıyor. Sen de çok susamışsın, böyle bir gazoz içeyim, bir serinleyeyim. Oh patlatayım kendime geleyim falan demişsin. Sen de o bakkaldan tabii ki alabilirsin. Eşit konumdayız bak. İki taraf da serbest. Alma, almama, satma vesaire. Eşit güçteler yetkisel anlamda. O durum bizi nereye iter? Özel hukuk kapsamına iter değerli arkadaşlarım. Hadisemiz burası. Şimdi demek ki bir taraf kamu gücü kullanıyorsa kamu hukuku ama eşit konumdayız özel hukuk demiştik. Ve her hukuk, her iki hukuk dalından da hükümler barındırıyorsa karma hukuk demiştik. Yani kamu hukukundan da, özel hukuktan da hükümler barındırıyorsa bizim için karma hukuk dalı olacaktı. Olay bunlar ibaret. Peki şimdi baktığımızda özel hukuku konuşuyoruz madem. Özel hukuk dallarımız bunlar. Medeni hukukumuz, borçlar hukukumuz, ticaret, devletler, özel vesaire. Şimdi burada değerli arkadaşlarım, daha ziyade yoğunlaşacağımız taraf neresidir bizim için şu an medeni hukuk. Bakın medeni hukuk diyor ya, hep size söylemiştim. Hukuk kelimesi Arapçadaki o mantığıyla vesaire ne? Hak, haklar kavramı gibi bir yerden getireceğiz mevzuyu. Yani medeni hukuk, medine, şehir kelimesinden türemedir. Yani bir nevi şehir hukuku, toplum hukuku gibi bir kavram var ve özel hukuk dallarının altını çize çize söylüyorum. En kapsamlısı, omurgası temelidir. Yani medeni hukuk, özel hukuk dallarının tekrar söyleyeyim, en kapsamlısı, omurgası veya temelidir değerli arkadaşlar. Yani olay tamamen medeni hukuk merkezidir. Ona ne olur çok dikkat ediyoruz. Peki bizim için işin temeli dedik, omurgası dedik. Çok güzel, bunlarda bir problemimiz yok. Şimdi olayı böyle derinleştirdiğimize göre, medeni hukuk işin temeli, omurgası vesaire dediğimize göre şunu bir konuşmamız lazım. Medeni hukuk nelerden oluşuyor? Yani ne inceler? Aslında medeni hukuk kişiyi daha doğmadan takibe başlar değerli arkadaşlarım. Öldükten bir süre sonra da ne yapar? Takibini sürdürür. Mesela olaya şöyle bakmak lazım. Hadiseyi şöyle yürütmemiz lazım. Diyoruz ki o olayda mesela medeni hukuk mantığı dahilinde daha doğmadan kadının bir tanesi dedi ki benim çocuğumun babası bu ırz düşmanıydı, bu öldü gitti, mezarda yatıyor bu dedi. Bu mezarda yatan benim çocuğumun babasıydı dedi. Şimdi bak orada ne yapacağız? İddialar ciddi. Orada ne yapacağız değerli arkadaşlarım? Mecbur mezarı açacağız. Adamın, o cenazenin, meftahının dişinden DNA kaydı alacağız. Çocukla eşleştireceğiz. Eğer DNA'lar tutarsa çocuğa diyeceğiz ki öp şu iskeletin yerini, o senin baban diyeceğiz mesela. Öldükten sonra bile bak ne yapıyor? Mezardaki adama yükümlülükler yüklüyor resmen. Soyadını vermek gibi o çocuğa, mirastan pay vermesi gibi ve falan falan. Öldükten sonra bile medeni hukuk ilgileniyor bak. Peki doğmadan önce belli bir aydan sonra malumunuz kürtaj yasak veya çocuk belli bir aydan sonra artık mirasçı sıfatını kazanıyor, yaşama hakkını kazanıyor vesaire. Şimdi olaylar buraya geldi değerli arkadaşlarım. Nasıl bir konumuz var bizim için? Çocuk o konumu kazanıyor. Ona bir bakmamız lazım. Daha bak anne karnındayken yaşama hakkına, mal varlığı hakkına nedir?
sahiptir. Daha anne karnındayken yaşama hakkına veya mal varlığı hakkına sahip değerli arkadaşlarım. Bu yüzden altını çize çize söylüyorum. Bakın bu hususu unutmayın. Medeni hukuk kişileri daha doğmadan takibe başlar. Öldükten bir süre sonra da takibini devam ettirir. Bu yüzden özel hukukun omurgasıdır. Tamam? Peki buraya hallettik. Nelerle ilgilenir? İşin omurgası veya temeli olduğu için özel hukuk faslında başlangıç, temel hükümler vardır. Bir işin bir felsefesi vardır yani. Bir o tarafıyla ilgilenir. O zaman başlangıç hükümleri olayın konusu bir. Başlangıç hükümleriyle ilgileniyor. Olayın temel noktasında var birincisi. Bunu bir koyduk kenara. Peki ikinci kademe. Tamam, başlangıç hükümleri var. İkinci kademe. Orada neyle alakalı oluyor? Kişi kavramı. Gerçek kişi, tüzel kişi vesaire. Yani bizim hepimiz bir kişiyiz değil mi? Gerçek kişiyiz. Ama bir şirket kuruyorsak, bir vakıf kuruyorsak, özel tüzel kişiler var. Mesela gibi atıyorum değerli arkadaşlarım. Sonra evleneceğiz vesaire. Orada ne olacak? Bir aile kuracağız, çoluğa çocuğa karışacağız vesaire. O zaman ne olacak? Aile hukuku devreye girecek. Sonra çocuklar büyüyecek, biz yaşlanacağız, ölüp gideceğiz. Ne bırakacağız? Miras bırakacağız. O da neyle alakalı? Miras hukukuyla alakalı değerli arkadaşlarım. Onu da aldık, kenara koyduk. Ve en sonuncusu, en son faslımız nasıl? Eşya hukuku. Eşya hukukunda karşı karşıya kaldığımız durum ne? Bu süreç boyunca sahip olduğumuz eşyalar. Bu periyot boyunca sahip olduğumuz eşyalara bir bakmamız lazım. Onlar bizim için ne değerli arkadaşlarım? Oradaki ritüel ne? O eşya faslında şunu söylüyoruz oradaki halde. Eşya hukuku dediğin mevzuda biz eşyalar üzerinde hangi haklara sahibiz? Sınırsız haklara mı sahibiz, mülkiyet gibi, yoksa sadece kullanabiliyor muyuz, zilyetlikler vesaire falan gibi, onları konuşulur. Yani onlar tartışılır daha doğrusu. Peki işte bunlar medeni hukukun neydi bizim için? Alt başlıklarıdır değerli arkadaşlarım. Peki şimdi burada şunu bir konuşmamız lazım. Bizim şimdi medeni hukuk ne tanır kişilere veya hukuk ne tanır kişilere? Hak tanır. Hak kavramı nedir değerli arkadaşlarım? Hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetkilerdir. Hak kavramı hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetkilerdir değerli kardeşlerim. O zaman hak kavramı hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetkiler ise, olaya böyle yaklaşacaksak, hukuk düzeni bundan dem vuruyorsa vesaire. O zaman mevzu bizim için ne? Şundan dem vuracağız. Bu hak kavramını nasıl kazanıyoruz, nasıl kullanıyoruz? Ona bakmamız lazım. İşte burada iki tane kavramımız var. Dürüstlük kuralı yani objektif iyi niyet, iyi niyet kuralı yani subjektif iyi niyet. Şimdi şunu unutmayın değerli arkadaşlarım. Hakları kazanırken aradığımız iyi niyete biz ne diyoruz? Subjektif iyi niyet diyoruz. Altını yine çizerek söylüyorum. Hakları kazanırken aradığımız iyi niyete subjektif iyi niyet diyoruz değerli arkadaşlarım. Kazanırken aradığımız iyi niyet. Oraya çok dikkat. Şimdi olay böyleyken nasıl olacak? Kazanırken mesela. Şimdi ben öğretmenler odasında ne yaptım? Mesela kalemlerimi unutmuşum diyelim. O esnada Aker geldi. Kalemi de yok. Benim kalemlerim de güzel, estetik vesaire. Baktı, ana bunlar iyiymiş dedi. Keşke benim olsa dedi. Alıverdi, cebine attı. Ya bir sor değil mi? Belki biri unuttu onu orada. Belki işte atıyorum kafası dalgın. Belki işte ne bileyim hani birazdan gelip alacak falan bilerek bıraktı. Hepsi olabilir. Burada Aker'i o cebine alıp attığı kısım için iyi niyet yoksunu olarak tanımlayabilir miyim? Evet tanımlayabilirim. Çünkü iyi niyetli bir tavır değil. İşte burada o kalemi sözüm ona mülkiyetini kazandım diye gidiyor değil mi? O kalemin mülkiyetini kazanması noktasında iyi niyeti yok. O kalemin kazanılış noktasında iyi niyeti yok değerli arkadaşlarım. Ona dikkat. İşte oradaki iyi niyet ne benim için? Subjektif. Çünkü kalemi kazanırken iyi niyetli davranmadı. Ona dikkat ediyoruz. Peki bir de hakları kullanırken aradığımız iyi niyet var. Bir de o kısma bakalım. Bu kazanırken de. Mesela bu Samsung'la Apple arasında bir dava olmuştu. Belki hatırlarsınız.
işte dava açmıştı. Aynı Apple benim şeyimi kullanıyor, ana ekranımı kullanıyor vesaire falan filan diye davayla kazanmıştı. Sonrasında medyada yer aldı. Doğru bir haber mi, yanlış bir haber mi bilmiyoruz da. Belki asparagas ama doğru olduğunu varsayarak konuşalım. Orada işte 1 milyar dolar mı ne, öyle ciddi bir para kazanmıştı. O noktada, o parayı kazandığında Samsung o tazminatı bozuk para olarak göndermişti. Böyle kamyonlarla falan göndermişti mesela. Şimdi borcunu ödüyor değil mi Apple'a? Ama ne yapıyor? Pek iyi niyetli ödemiyor sanki. Yani kamyonlarla işte atıyorum böyle sentler haline getirmiş. Hadi sabaha kadar say falan diye gönderdi. Burada borcunu yerine getiriyor ama çok iyi niyetli getirmedi Samsung. İşte hakkı yerine getirirken aradığımız iyi niyete biz ne diyoruz? Dürüstlük veya objektif niyet. Bak, hakkı kazanırken objektif niyet değil, subjektif niyet. Hakkı kullanırken objektif niyet arıyoruz. Kazanırken, kullanırken. Aker'in durumu burada, Samsung'un durumu burada. Tamam? Oraya dikkat ediyoruz. Peki, bir de neye bakalım değerli arkadaşlarım? Kişi kavramına bakalım. Kişi iradesine bakalım. Kişi kavramı hukuk düzeninde ikiye ayrılır. Nedir oradaki kişi kavramının ikiye ayrılışı? Gerçek kişiler, tüzel kişiler. Şimdi biz insanlar neyiz zaten malumuz? Gerçek kişileriz. Konuşulacak bir taraf yok. Bizler gerçek kişileriz. Ama bir de olaya bir şöyle yaklaşmak lazım. Tamam, bizler gerçek kişileriz. Hiçbir problem yok. Ama şöyle bir yaklaşmak lazım hadiseye. Ya biz gerçek kişileriz, gerçek kişi olmasına, ama problem şurası. Bazı hedefler bizim ömrümüzle, sermayemizle vesaire izah edilemez. Yani biz bazı hedefleri ne yapamayız değerli arkadaşlarım? Gerçekleştiremeyiz. Bazı hedefler olmaz yani. İşte bu bazı hedefler insan ömrüyle izah edilemez, insan sermayesiyle izah edilemez diyoruz ya. Hani bunlar gerçekleştirilemez, edilemez falan diyoruz ya. Bu yüzden insanlık kağıt üstünde bir ne yapar? Bir sanal kişilik kurar. Mesela ne demeye çalışıyorum? Dünyada kimsesiz çocuklara yardım edilmesi. Dünyada kimsesiz çocuklara yardım edilmesi kavramı. Şimdi bu kimsesiz çocuklara yardım edilmesi noktasında dünya var oldukça kimsesiz çocuklar olacak. Dünya var oldukça bu kimsesiz çocuklar bizim için olacak yani. Peki dünya var oldukça bu kimsesiz çocuklar olacaksa eğer, iş bu noktaya geldiyse eğer, şunu bir düşünmemiz lazım. Şu kavrama bir bakmamız lazım yani. Hiçbir insanın ömrü veya hiçbir insanın sermayesi dünyadaki tüm kimsesiz çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez. Çünkü o öldükten sonra yine olacak. Savaşlar oluyor çünkü. Bitmek bilmeyen o cinayetler. Oluyor bunlar yani. Ütopik bir şeyi ne yazık ki düşünemiyoruz. O zaman hiçbir insanın ömrü ve dünyanın en zengin insanı olsa bile hiçbir insanın sermayesi kimsesiz çocukları ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaya yetmeyecek. İşte bu yüzden İnsanlık ne diyor? Mesela bir kişi çıkıp ne diyor? Ben diyor sanal bir kişilik yaratayım. Yani kağıt üstünde bir kişilik yaratayım. İnsanlar bu kişiliğin etrafında toplansınlar ve ben ölüp gittikten sonra dahi bu sanal kişilik etrafında bu hedef için çaba sarf etsinler diyor. İşte burada ortaya konulan o sanal kişiliğe, o hedefe, o ideale biz ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Tüzel kişi diyoruz. Oradaki atıfa tekrar söylüyorum, tüzel kişi diyoruz. İşte burada oraya tüzel kişi diyoruz. Tamam, hani oradaki mevzuya tüzel kişi diyoruz. Eyvallah, bir problemimiz yok. Burada şurası problem ama. Tamam, orası bizim için bir tüzel kişi de kağıt üstünde değil mi? Heh. Yani bu yüzden insanlık tek başına gerçekleştiremeyeceği bir hedef için bir insan bir sanal kişilik oluşturur. Ve insanlar bu kişilik etrafında sermayelerini, ömürlerini o amaç için vakfederler. Bu yapıya biz tüzel kişi diyoruz. Bunlardan, bu tüzel kişilerden bazıları kamu gücü de kullanır. Çünkü o hedefi gerçekleştirmesi için güç kullanması lazımdır. Mesela Türk milletinin devamlılığını sağlamak. Hedefimiz bu. Bunun için bir tüzel kişi kurduk. Ama Türk milletinin devamlılığını sağlamak için yeri gelip savaşmamız gerekebilir mi? Gerekebilir. Yani güç kullanmamız gerekebilir. İşte orada o kurduğumuz tüzel kişiye güç kavramı da veriyoruz ve kamu tüzel kişisi oluyor. Kamu gücü tanıdığımız tüzel kişiliklere kamu tüzel kişi diyoruz. Devlet gibi mesela, belediye gibi, üniversite gibi. Bunlar
hedeflerini gerçekleştirmek için güç kullanmak zorundalar. Ama bazı tüzel kişiliklere kamu gücü tanımıyoruz. Mesela ne gibi? İşte atıyorum dernekler, vakıflar, şirketler gibi. Bunlara da kamu gücü tanımadıklarımıza da özel tüzel kişi diyoruz. İşte dernekler, vakıflar, şirketler onlar kendi içinde ayrılır. Sermaye şirketleri, şahıs şirketleri. Mesela işte atıyorum kolektif, komandit vesaire bunlar şahıs şirketidir. Anonim limited sermaye şirketidir. Yani sermaye merkezi şirketlere sermaye şirketleri, şahıs merkezi şirketlere şahıs şirketleri. Ama hepsi özel tüzelkidir bunların. Kamu gücü varsa kamu tüzelkisi, kamu gücü yoksa özel tüzelki değerli kardeşlerim. Mevzumuz bundan ibaret. Peki burayı idare ettik. Hak kavramına geldik şimdi. Hak nedir? Hukuk zaten hak kelimesinin çoğulu. Orada bir problem yok. Hak şu bizim için. Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilerdir hak. Tekrar söyleyeyim. Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilere hak denir. Buraya dikkat değerli arkadaşlarım. Şimdi tamam. Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilere hak diyoruz. Burası eyvallah. Mesela ben memurum izin hakkına sahibim diyorum değil mi? Hukuk düzeni çünkü bana neyi tanıdı? Bu yetkiyi tanıdı diyorum. İşte hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilere biz hak diyoruz. Tamam, güzel. Peki şuna da bir bakalım şimdi. Şu üçüne hukuki olay. Hukuki olay ne? Kişilerin iradesinin dışında yani bizle hiç ilgisi yok. Meydana gelen, iradenin dışında meydana gelen ve hukuk düzeninin sonuç bağladığı olaylardır hukuki olay. Bak kişilerin iradesinin dışında meydana gelen ve hukukun sonuç bağladığı olaylardır. Mesela deprem gibi, sel gibi, doğa olayları. Bunlar bizim irademizin dışında olaylar değil mi? Bu yüzden bu tip olaylara hukuki olay diyoruz. Hukuk ona sonuç bağlamalı ama. Mesela deprem durumunda vesaire ne oluyor? Sigorta hukuku devreye giriyor, afet müdürlükleri falan yani mevzuatlar var orada. Bu yüzden ama irade dışı olacak hukuki olayda. Peki irademizle olursa ben gittim işte atıyorum Celal'i yaraladım mesela. Veya bizim koordinatörümüz İsmail'i yaraladım mesela. Bunu isteyerek yaptım değil mi? İşte kişinin iradesiyle olan ve yine hukukun sonuç bağladığı fiillere ne diyoruz? Hukuki fiil. Bak, irade dışı oluyorsa hukuki olay, iradeyle oluyorsa hukuki fiildir. Oraya dikkat değerli arkadaşlarım. Mesela aşırı hızlı gittim, duramadım, birine çarptım. Aşırı hızlı gitmeyi istedim ama çarpmayı istemedim belki ama o da benim için nedir? Hukuki fiildir. Peki, iradeyle ve mevzuat olarak gerçekleşen işlemlere ne diyoruz? Hukuki işlem diyoruz. Sözleşme yapılması, işte atıyorum miras bırakılması, kamuya girerken atılan imzalar, ihalelerdeki mevzuatlar. Yani kişinin iradesiyle ortaya çıkardığı mevzuatsal işlemlere biz ne diyoruz? Hukuki işlem diyoruz. O zaman toparlıyoruz. Hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetkiler, hak. Bitti. İrade dışı meydana geliyorsa depremsel gibi hukuki olay, iradeyle meydana geliyorsa hukuki fiil bizim için ve eğer kişilerin iradesiyle mevzuatsal bir şey ortaya çıkıyorsa hukuki işlemdir. Olay bu. Ve son olarak hakların kazanılması noktasında inceleyelim, dersimizi tamamlayıp sorularımıza geçelim. Şimdi hakların kazanılması noktasındaki esprimiz nasıl? O kazanma faasındaki olay bizim için nasıl değerli arkadaşlarım bakalım. Diyor ki bana hakların kazanılmasındaki espride. Olay gayet net. Hadise bizim için gayet net. Nedir oradaki hadise? Hakların kazanılmasında şu. Siz bir hakkın ilk sahibi misiniz? Veya şöyle ifade edeyim. Sahibi olmayan bir mal varlığını mı kazanıyorsunuz? Yoksa sahibi olan bir mal varlığını sahibinden alarak mı kazanıyorsunuz? İşte sahibi olmayan bir mal varlığını kazanıyorsanız aslen kazanmadır. Ama ve lakin sahibinden alarak kazanıyorsanız devren kazanmadır. Mesela atıyorum ben kalemimi bıraktım. Ve dedim ki bu kalem artık işe yaramaz. Bunu kullanmaya da gerek yok. Bunu bıraktım. Orada böyle sahip, tamam artık bu istemiyorum ben, attım yani kenara çöpe. Ondan sonra geldi, mesela Akel geldi,
Ona dedi böyle, bu kalemi niye atmışlar ki, bu çok iyiymiş dedi. Şu an o kalem sahipsiz değil mi? Şu an o kalem sahipsiz. Aker o kalemi alıp tamam bu kalem bundan sonra benim derse o aslen kazanmış oluyor. Sahibi olmayan bir mal çünkü. Mesela şey olur, Anadolu'da falan illa görmüşsünüzdür. Birisi evde vefat eder, onun eşyalarını kapının önüne koyarlar. Ayakkabısını, eski giysilerini vesaire. Bu iki noktadadır. Hani bunun iki anlamı vardır. Ayakkabısını özellikle koyarlar. Bir, hani bunun manevi değeri şudur. Artık bu evden ayağı kesildi. Böyle bir manevi şey vardır. Bir de o eşyaları ihtiyacı olanlar alsın. Adam öldü zaten eşyaları kaldı. İhtiyacı olanlar alsın diye. Orada ihtiyaç olanlar o eşyaları aldıkları vakit nasıl kazanmış olurlar? Aslen. Çünkü bırakıyorlar değil mi? Sahipsiz artık onlar yani gibi. Ama ben mesela bir telefonu birinden satın alsam, evi bir yerden alsam, onlar nasıl olur? Devren kazanmış olur. Yani sahibinden alıyorsak, sahibinden nokta komcuysak o zaman mevzu bizim için hep devren. Ama sahip olmayan bir malı kazanıyorsak aslen. Bunu da anladığımıza göre toparlıyoruz. Haydi bir daha. Kamu hukuku, özel hukuk ayrımı. Kamu gücü varsa kamu hukuku, yoksa özel hukuk. Sakın kamu varsa demiyorsunuz. Kamu gücü varsa. O noktaya dikkat. 2. Özel hukuk. Eşitlik ilişkisi demiştim özel hukuk dalları. 4 tane. Medeni borçlar, ticaret, devletler özel. Bunların açılımını daha ileride yapacağız. Şimdi medeni inceliyoruz sadece. En temeli medenidir demiştim. Arapça Medine kelimesinden türemedir demiştim. Şehir veya toplum hukuku demiştik. Alt başlıkları temel ilkeler, yani başlangıç hükümleri. Kişi oluyoruz, sonra aşık oluyoruz, evleniyoruz. Sonra biraz duruluyoruz, çoluk çocuğa karışıyoruz. Artık efendi birisi oluyoruz çoluk çocuğa karışınca. Sonrasında mal varlığımız oluyor, eşyalar vesaire falan filan. Sonradan da artık yaşlanıp tepeyi vuruyorlar, gidiyoruz öbür tarafa. O da neresi? Miras hukuku faslı. İşte bunlar medeni hukukun alt başlıkları. Hakkı kazanırken aradığımız iyi niyet bizim için ne? Subjektif. Aker'in kalemi bulması gibiydi. Ama hakkı kullanırken aradığımız iyi niyet objektif. Samsung Apple davasında olduğu gibi. Bizler insanlar gerçek kişileriz ama sanalda kurduğumuz kişilikler tüzel kişilikler oluyor. Hak kavramı noktasında ne diyoruz? Hak mevzuatı itibariyle hukuk düzeninin tanıdığı yetkiler bizim için hak kavramıdır diyoruz. Amma ve lakin irade dışı olaylar hukuki fiildir. Hukuki olaylar, özür dilerim. İrade dışı olanlar hukuki olay. İradeyle olanlar hukuki fiil. Mevzuatsal olanlar hukuki işlem. Sahibi olmayan malı kazanıyorsak aslen, sahibi olandan alıyorsak devren oluyordu değerli arkadaşlarım. Şimdi neye başlıyoruz? Soru kalıplarımıza başlıyoruz. Bu hususta olacak soru kalıplarımıza başlıyoruz. Kalemimizi alalım. Aşağıdakilerden hangisi? Buradan gelebilecek soru kalıpları bunlardır. Başka türlü olmaz. Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun alt dalları arasında düşünülemez? Hangisi medeni hukukun alt dalları arasında düşünülemez? Ne demiştik? Önce temel kavramlar, başlangıç ilkeleri. Sonra kişi oluyorduk, doğumlar vesaireler, kişiler ehliyeti kavramı. Sonra neydi değerli arkadaşlarım? Aile kuruyorduk. Sonra bu süreçte eşya sahibi oluyorduk ve sonra ölüp gidiyorduk vesaire. Ama borçlar hukuku medeni hukukun bir alt parçası değil. O bizim için nasıl? Apayrı bir hukuk dalı. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Borçlar hukuku olacak. Bu medeni hukukun tamamlayıcı kanunudur ama ayrı bir kanundur. Peki, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Alacaklı, borçlu ki bunları konuşacağız ki ama isminden belli. Alacak, borç, edim, tarafların yerine getirmesi gereken yükümlülükler, ifa, bu yükümlülüğün ne olduğu ne olmadığı mevzu vesaire. Bunlarla alakalı konuşuyorsak o zaman ne devreye girecek? Bu kısımları hallediyorsak değerli arkadaşlarım, borçlar hukuku. Bakın zaten belli. Alacaklı, borçlu. Kantinden su alıyorsun. Sen nedenin ne? Parayı vermek. Karşıdakinin nedeni ne? Suyu vermek gibi atıyorum. Ve parayı verdiğin zaman edimini ne yapmış oluyorsun? İfa etmiş oluyorsun gibi. O zaman bunlarla alakalı hukuk dalımız ne? Borçlar hukuku. Çok güzel.
resmen her videoda bir yarım test çözüyoruz değerli arkadaşlarım. Her videomuzda bir yarım test çözüyoruz. Buraya da dikkat. Peki, hemen devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bir özel tüzel kişi örneği değildir? Ayırmıştım hatırlıyorsanız. Kamu tüzel kişisi, özel tüzel kişi diye. E bakalım, bir özel tüzel kişi örneği değildir. Dernek, özel tüzel kişi nasıldı? Böyle kamu gücü tanımadıklarımızdı. E derneklerde kamu gücü yok, vakıflarda yok. E şunlar şirket zaten ama belediyelerde kamu gücü yok mu? Zor kullanamıyor mu belediyeler? Kamulaştırma yaptığında boşalt kardeşim burayı yol yapacağız demiyor mu mesela? Güç kullanıyor. Kamulaştırma kavramı. Belediye bu yüzden belediye, üniversite, devlet bu yüzden nedir değerli arkadaşlarım? Bir kamu tüzel kişisidir. Bu yapılar altını seleksiyonum. Bir kamu tüzel kişisidir. Peki, kamu tüzel kişiliği altını da bu şekilde tamamlamış olduk. Aşağıdakilerden hangisi? Medeni, dördüncü sorumuza bakalım. Hangisi medeni hukukun konusu değildir? Hangisi bizim için medeni hukukun konusu değildir diyor. Peki bakalım, hangisi medeni hukukun konusu değilmiş? Onu bir tartışalım değerli arkadaşlar. Eşlerin birlikte yaşayacağı konuta ilişkin hükümler. E aile hukuku değil mi bu? Birlikte yaşadığımız husus, tamam. Boşanma durumunda çocuğun velayet. Yine aile hukuku, çocuğun durumu olacak vesaire. Miras paylarının miras hukuku, yani miraslar nasıl pay alacaklar, eşin durumu ne olacak, çocukların durumu ne olacak, miras hukuku. Hak ehliyeti kavramı, kişilikle alakalı, kişi daha anne karnındayken bile yaşama hakkına, mülkiyet hakkına sahipti, yine orası. Ama tacirin tutması gereken defterler. Tacir kim? Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişi. Tacir, ticaret hukukuyla alakalı olduğu çok belli değil mi? Onunla alakalı. O zaman ne devreye girecek değerli arkadaşlarım? Tacirin tutması gereken defterler dediği vakit bizim için altını çize çize söylüyorum. Bu kademe bizim için ticaret hukukunun konusudur. Tekrar ifade ediyorum. Bu kademe bizim için ticaret hukuku konusudur değerli kardeşlerim. Peki aşağıdakilerden hangisi devam edelim? Bir hukuki işlemdir bizde. Peki hukuki işlem, hukuki olay, hukuki fiil dengesi. Şimdi bakalım. Deprem olması irade dışı değil mi? Hukuki olay. Sel felaketi irade dışı değil mi? Evet, hukuki olay. Birini yaralama eylemi. İsteğimizde olan bir durum. Oradaki mevzu ne? Bizim için hukuki fiil. Trafik kazası. Hızlı gitmişsin, birine çarpmışsın vesaire. Hukuki fiil. Ama sözleşmeli personelin kurumuyla yapacağı sözleşme. Bu bir mevzuat işlemi değil mi? Bu bizim için ne olur? Bir hukuki işlemdir. Mevzuatsal olanlar hukuki işlemdi. İradeyle olanlar hukuki fiildi. İrade dışında olanlar neydi? Hukuki olay dengesiydi değerli arkadaşlarım. Ve son sorumuzla tamamlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir aslen kazanma halidir? Peki, binek otomobilin satılmaz. Bir sahibinden satılıyor değil mi? Belli ki orada bir şey sattığına göre bir sahibi var. Bu devre. Oturulan konutun sahibi var demek. Bunun bağışlanması. Yine o adamdan kazanıyorsun. Yine devren. Şirketin devri. Adı üstünde devren. Ama gölde balık tutulması. O balığın sahibi yok ki. Bu yüzden ne demiştik? Sahibi olmayan malın kazanımı aslen demiştik ama bir de mağazadan kıyafet alınması. Mağazadan kıyafet alındığı vakit. Yine ne olacak? Mağazada malların sahibi var orada. Ondan alıyorsun devren. Ama göldeki balık bizim için ne? Sahipsiz mal statüsündedir. Bu yüzden de bizde nedir değerli arkadaşlarım? Aslen kazanma olur. Bu kısımdan gelebilecek soru böyle gelir. Buradan gelecek soru kalıbı böyle gelir değerli arkadaşlarım. Başka türlüsü olmaz. O zaman mevzu bizim için nasıl? Buradaki hadise soru kalıplarımız bunlar. Konularımız bunlar değerli arkadaşlarım. Kamu gücü varsa kamu hukuku. Özel hukukun dalları eşitlik ilişkisi. Medeni hukukun alt başlıkları. Hakkı kazanırken, hakkı kullanırken, insanlar gerçek kişi ama kurduğumuz sanal yapılar tüzel kişi, kamu tüzel kişisi, özel tüzel kişi örneği var.
Hukuk düzeninin tanıdığı yetki, irade dışı olanlar, hukuki olay, iradeli olanlar, hukuki fiil ve mevzuatsal işlemler, hukuki işlem, sahip olmayandan kazanıyorsak aslen, sahip olandan kazanıyorsak devrendir efendim. Bu videomuzu da tamamladık. Bu videomuzda da biz de İSEM Yayıncılığın karizmatik arka plan ekibi ve nacizane benle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. Bir sonraki videomuzda yine bu ekiple ve benle buluşmak üzere, çay saatinde bir olmak üzere sizleri bekliyoruz. Hepinize saygı ve hürmetler efendim.